Haftanın ünlü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Bu haftanın ünlü olarak Nexus 7'yi seçtik. Nexus 7 geçtiğimiz yaz düzenlenen Google I/O etkinliğine tanıtılmıştı. Referans Nexus tableti nitelindeki bu tablet Asus işbirliğiyle üretilmişti. Nexus 7'de görmüş olduğunuz gibi adından anlaşılacağı üzere 7 inçlik bir ekran bulunmakta. Bu 7 inçlik ekran 1280x800 piksel çözünürlüğe sahip. IPS ekranın görüş açısı bakımından, görsel deneyim açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablette Android 4.1 Jelly Bean yüklü gelmişti. Bu açıdan Jelly Bean'in referans ürünü olarak nitelendirilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta çıkan Android 4.2 ile birlikte bu tablette bir üst sürüme güncellenmiş oldu. Nexus 4 ve Nexus 10 gibi tabletlerle aynı sürüme eşdeğer hale getirildi Nexus 7. Nexus 7'de 1.2 GHz hızında çalışan Nvidia Tegra 3 işlemci bulunuyor. Bir özelliği de tabi bu tabletin Nvidia Tegra 3 işlemciyi $199 gibi bir fiyat seviyesindeki üründe sunmuş olması, bu açıdan da Nexus 7 bir önem arz ediyor. Tablette 1 GB RAM var, 16 ve 32 GB'lık iki farklı bellek seçeneği var. Bizim elimizde 32 GB'lık bellek seçenekli ürün yer almakta. Tabletin arkası plastik arka yüzeyinde, herhangi bir kamera dikkat çekmiyor, ancak 7 inçlik ekranın üzerinde görüntülü görüşmeler için ayrılmış 1.2 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Tabletin tasarımına baktığımızda çok ince değil, ancak çok da kalın değil. Rahatlıkla tek elle tutup taşıyabiliyorsunuz bu tableti. Ceket dış cebine veya pantolon cebine de rahatlıkla sığdırılabilmekte. Genellikle Google bu tabletin genişliğini biraz daha düşük tutmuş. Bu sayede biraz daha rahat taşınabilmekte bu tablet tek elle. Bu açıdan Nexus 7'nin taşınabilirlik puanı oldukça yüksek. Tablette görmüş olduğunuz gibi Android 4.2 Jelly Bean var. Bahsettiğimiz gibi güncellemeyle bu sürüm geldi. Bu sürümle birlikte çeşitli farklılıklar söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi bildirim çubuğu iki farklı bölgeye ayrılmış. Bunun yanı sıra yine arayüz uygulama menüsü olduğu gibi korunmakta baktığımız zaman. Jelly Bean ile birlikte, Android 4.2 ile birlikte sunulan çeşitli yenilikleri de bu tablet üzerinde görmek mümkün. Bu hafta içerisinde gerçekleştirecek olduğumuz incelemede sadece Nexus 7 değil, Android 4.2 Jelly Bean ile gelen yenilikleri de masaya yatıracağız. Nexus 7'nin gelen güncellemeden sonra ne gibi performans sunduğuna da bu hafta içerisinde, bu haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağımız incelemede yer vereceğiz. Bunu da belirtelim. Haftanın önü programından bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yepyeni bir ürünle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.